Mesut Kulları kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kenan Yalın. Bugün yine Cihan Usta'nın yanında geldim sizler için. Cihan Usta kolay gelsin. Eyvallah. Bugün Yamaha ile uğraşıyorsun sanırım. Evet. RX yapıyorsun. 115. Senex serisi bir motor. Benim favorim 135 tabii. Ya da 135 zaten. Ha 135 mi yapıldı? Ha. Süper. Çok iyi. Eline sağlık. Grand Colo 2 bilya. Evet. Grand Colo 2 bilya. 58 silindir piston. Aa oldu 135. Süper süper. Grand Colo değişmeden olmaz. Grand Colo'nun değişmesi lazım. Pistonun büyümesi lazım değil mi? Yani mez gibi 251'i söküp 301 takamıyor hemen. Motor dağılıyor. Grand Colo değişiyor. 115'in bir yer kolunun üstü 15. Evet. 135'in bir yer kolunun perno bilyasına taktığın yer 16. 16. Yani perno büyük. 135'in. Peki. Dağıtıp Grand Colo değişmeden 135 pistonla oraya takamam. Ha yeri olmuyor diyorsun. Anladım. Yani anladım. Perno yeri olmuyor. Bir yerin kendi ufak. Evet anladım anladım anladım. Onun için üstü 16 bir yer kolu alıyorum da yapıyorsun. Ne arıyorsun? Çamurluğu söküyordum, pulunu düşürdüm. Onu arıyorum. Neyse başka olur. Pul bulunur. Arkadaşlar Cihan Usta galiba bunu baştan sona yapıyorsun. Doğru mu Cihan Usta? Baştan sona mı yapıyorsun? Bayağı bir yerin nikelaja gitmiş. Jantlar falan nikelaja gitmiş ön düzen. Yeni kontak falan aldım. Yeni kontak. Yamaha. Japon ne diyor Cihan Usta? Japon Yamaha diyor. Yamaha mı diyor? Hogiteka Yogitekasu Japon. Kesinlikle öyle. Arkadaşlar dükkan kalabalık yine. Yamaha'ları yollayacak demiştik. Galiba bu son Yamaha değil mi? Ha son da gelecek. İki ben tane dedim gitti. Bu bitsin. Evet. Getireceklerdi. Ha tekrar dedim, getirecekler. Dedim bitsin hele. Bak bu dedim çok yattı bu bitsin. Ha. Bu gitsin. Müşterimize ayıp olmasın takipçilerimize, müşterilerimize değil mi o yüzden? Ha bitsin hele. İyi iyi yap yolla bakalım. Bu bitsin diğerler yapalım. Bu bitmedi. Yani bu mes 350 var mı? Ne var mı? 350 yok. 250'lik miydi? 251 var. 250 var, 251 var, 301 var. 350 yok. 350 Java var. Ama biz merci olduğumuz için 250 abi. Gönlümüz Java'da. Evet, kesinlikle öyle. Java daha mı iyiydi sen? Yok. Biz merci olduğumuz için ama Java'cılar hep 350'lik ister de. Ama hepsi biz 301 biriciyiz. Mes kadar güzel bir şey yok. Dayı senden mi izin vardı daha önce? 250 ya. Ne vardı sende? Videodaydım geldim yakaladım seni. Sen ne vardı sende söyle söyle. Mes 250'lik. 251 var. Nasıl yakaladım ama? Dayı da eski mezciden arkadaşlar. Ben o zaman yani yeni çıkmış tekerde ben çalışırken. O zaman teker fabrikasında çalışırken kaç yıl bildin mezi? 91'deydi. 91'de bildin. Kaç yıl ama? Ve kaç? Tahminen kaç yıl bildin mezi? Kaç yıl kullandın? Yoğun sene bitmiş. Fazla bilmedim. Hemen sattım bir araba aldım. Ya da romantizme tuttum. Ha bıraktın sonra mezi. Evet. İyi iyi. Sağlıklısın şimdi değil mi? Bir şey yok. Sıkıntı yok yani. Yok. İyi. Dayımız da meziymiş gördün mü? Reklam yaptı ha ya reklam. Neyse oğlum yazar akşama buraya YouTube'a. Bunun motoru daha büyük gördün mü? Bu elimdeki Yamaha mez değil elimdeki. Ha. Uğraştığım mez değil. O mez, gri mez. Bu Yamaha ufak. Ya dün 2-3 kişi geldi burada seni sordu. Kapalıydı. He. Cihan Usta. Benimki bundaydı ama maviydi. Mavisi miydi seninki? Yani. 250 siz biraz daha uzun şase. Uzun şase 250. Deposu bundan farklı. Bu 251 şase. 301 ile 251'in şasesi kısa olur 250'de. Uğraşıyor işte Yamaha ile. Evet Cihan Usta sana direkt de mezlere döneyim. Ya 150 var değil mi? Bir de 150 mi? 151 mi? 151. 75 cc'si bile var mezin. 50 cc'si bile var. Oğlum öyle bir şey yok ya. 150. Yani, Türkiye'de yok. Almanya'da var. Doğu Almanya'da şu an 150'si de var. 125 cc'si de var zaten mezin. Cihan Usta. Ha. Yamaha'da
RX ya da 115 ya da 135. Alırken en çok nelere dikkat etmeleri lazım? Şasesi düzgün olsun. Tamam. Motor kısmı bloğu düzgün olsun. Karteli. Şase de düzgünse geri parçaları alınır, yapılır. En çok şaseye mi önem veriyorsun yani? Benzer anlamadım. Ama genel sonuç bir tamir takımı istiyor söküldüğümde. İşte bir yel kolu, bir benzer tutum. Geriyaj balatası. Muhakkak istiyor diyorsun. Yani. Bunu öyle yaptık işte. Bunu adam etmeye bari yeni mi aldılar? Sahibi yeni mi almıştı? Gran kolunu, pistonlu, pistonlu hep aldık. İyi güzel. İşte şansımada bir ağa koydu mu tamam. Bitti yani. Artık nerede? Elektrik fesatını yapacağım. Şu mekanik işi bitsin. Peki çamur nasıktan sonra bize mekanik bir ses dinle. Mekanik işleri bittikten sonra şeye geçeceğim. Elektriğe geçeceğim. Önce elektrik işi olmuyor. Anladım. Şu motorun mekanik demir işlerini bir bitireyim. Vidasını, polunu, zartını, zurtunu. Elektrik işi bittim ben. Depoyu kapağa takarız, tamam. Tesisat bu durumda. Mezde yaptığımı yapıyorum. Önce mekanik yapıyorum, sonra elektrik. Tabii işini hafifletiyorsun aslında. Depo kapağı taktım, işi bitiyor zaten. Evet. Ön taraf bu durumda. Tesisat çekilecek arkadaşlar. Çamurluğu taktıktan sonra bize bir ses dinletme şansınız var mı Cihan Usta? Yamaha mı? Evet. Sana ben zahmet. Ben çalıştırırım, dur. Sen zaten çalıştır, senden dinlemek istiyorum. Aslan dışında bir sökeyim hele. Peki Yamaha'da 115'ler ve 135'ler arasındaki fark ne usta tamamıyla? 115-54 piston çapı orijinalken 54 135-58 evet. Peki artı, hız olarak çok bir fark var mı yani? Var. 20 cc bu kadar koyuyor mu yani? Artı klepesi farklı, 135'in karbüratörü büyük. Evet. Egzozu daha bir çın çıkar 135'in. Daha bir çın çıkıyor. Öyle yani. Öyle uğraşıyoruz işte. Anladım. İstersen çamurluğu söktükten sonra bir çalıştır. Sesini duyalım, sonra videoyu sonlandıralım. Ne dersin? Çünkü bayağı burası kalabalıklaşmaya başladı. Ha, sana bir Yamaha sesi dinleteyim yani. Evet. Gelen gelene. Teşekkür ediyoruz. Çünkü kuru kuru dolar sarar marar. Evet. Değil mi? Selamün abi. Selamünaleyküm. Yağsız olmaz. Aleykümselam. Yarısı teşekkür ediyoruz. İşe de. Sana kolay gelsin. Görüşmek üzere.